Birazcık ilk video tarzında bir şey olacağı için kafam karışık ama olsun. Biz başlayalım. Efendim işte Enderlys. Oyunu kısaca tanıtmak istiyorum. Hollow Knight ve Ori and the Blind Forest ya da Ori serilerinin böyle birleştirilip böyle parçalarından hadi bunun buradan burasından sokalım şurasını da alalım deyip bir melez çocuğu haline getirmişler. Ama tabii kendisi de ebeveyni olan oyunlara çok benzememeye çalışsa da oyuncuların aynı Hollow Knight gibi yorumlarından kurtulamamış Metroidvania macera oyunu. Bana en uygunu bu gibi geldi, ne bileyim. Roguelike diyebilirsiniz ya da Souls-like diyebilirsiniz. Onun gibi bir sürü tanım kullanabilirsiniz. Ama bence Metroidvania en uygunu. Çünkü haritayı geziyorsun. Haritaya bir sonra birazdan geleceğim. Oynanış kısmında haritaya geleceğim. Haritayla ilgili çok büyük bir sıkıntımız var çünkü. Haritayı geziyorsunuz bulduğunuz eşyalarla ve macera sonuç olarak. Şimdi olayımıza gelelim. Hikaye. Krallığa yağmaya başlayan ve asla durmayan ölüm yağmurları yağmaktadır. Bu yağmurlar ismi ne kadar ölüm yağmuru olsa da değdiği herkesi ölümsüz, saldırgan, kan sulamış ve bilinçsiz hale getirmektedir. Bu durumda Beyaz Rahibe ismiyle bilinen kişiler bu lanetlenmiş ruhları arındırarak acılarına son vermekte, aynı zamanda laneti kendi içine hapsetmektedir. Yani biz Beyaz Rahibeyiz. İsmimiz, oyunun da isminde anlayacağınız gibi Lili. Ve Beyaz Rahibe olarak görevimiz bu lanetlenmiş ruhları arındırmak. Ve eninde sonunda bu Beyaz Rahibelerden son kalan yönettiğimiz karakter Lilim ile artık krallıkta son kalan Beyaz Rahibe kendisidir ve lanetlenmiş ruhları arındırma görevi ona ve uyandığında yanında beliren yolculuğu boyunca Lili'ye yardımcı olacak antik ruh Umbral Knight'a düşmüştür. Şimdi gelelim oynanış kısmına. Hikayenin genel kısmı çünkü bu kadar. Devamını spoilerlı bir şekilde anlatmam gerekir. Ben çok spoiler vermeyi sevmem. Oyunu oynayın. Kendiniz anlayacaksınızdır zaten. Oyunda genellikle 4 tane ana tuş kullanacaksınız. Zıplama tuşu, saldırı tuşu, kaçınma tuşu ve dua etme. Nasıl yani? Dua etme derken? Üç kullu Allah'u ver. Öyle değil. Ha, rahibe olduğu için dua et. Tamam. Dua etme. Saldırılarınız oyun ilerledikçe daha fazla hamle yapabileceğiniz tuş kombinasyonları da gerek duyacaktır tabii ki. Ama başlangıç olarak 4 temel hareketiniz var dediğim gibi. Dua etme nasıl hareketse. Her neyse. Saldırı hareketimiz dilini bir şekilde ruhlara özümseyebilmektedir ve macerasında kendisine yardımcı olacak şekilde kullanabilmektedir. Başlangıçta yanınızdaki tek ruh Umbral Knight olduğundan onun saldırılarına takılıp kalacağımızı düşünmeyin sakın. Daha 30 dakika geçmeden ilk boss'unuz çıkıyor. Bu oyunda bir boss'u yendikten sonra onu arındırırız. Arındırma ile birlikte özümsediğimiz ruh güçlü bir ruh ise onun spesifik bir saldırısını ya da hareketinin yeteneğini özümseyerek maceramızın devamında kullanırız. Kısaca ben şöyle anlatayım. Boss çıkıyor karşınıza. Karşınıza çıkan boss'u kesiyorsunuz. Gücünü yemiyorsunuz. Hop, artık daha güçlüsünüz. Ve yeni bir hareketiniz var. Mesela kaçınma hareketi, dash hareketi, çift zıplama hareketi, 5 kere zıplama hareketi gibi 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 bir sürü özellik kazanıyorsunuz. İkinci, zıplama ve kaçınma hareketleri. Tabii bu Souls-like oyunlarda hepimizin bildiği kaçınma hareketi. Ta Dark Souls'daki takla gibi işte ne bileyim takla. Ama bu daha çok kaçınmaya veya yere doğru atılma hareketi demek daha doğru olur çünkü karakter kendini yere atıyor. Evet. Bildiğin yere atıyor. Yani zıplamayı anlatmaya çok gerek yok. Lili zıplıyor ve tutunabileceği bir yer varsa otomatik olarak oraya tutunuyor. Yani kaçınma hareketi ise suratınızın dönük olduğu yere doğru kendinizi atmanızı sağlıyor. Aynı Dark Souls taklası gibi ve bu süre içerisinde hasar yemiyorsunuz. Aynı Dark Souls taklası gibi yani. Şimdi gelelim herkesin kafasındaki bu dua etme yeteneğine. Nedir bu dua etme yeteneği?
Yani her oyunda bildiğimiz gibi Ender Lilies'de de canınızı doldurabileceğiniz bir özelliğinizin olması gerekiyor tabii ki. Rahibe olmamızdan kaynaklı olarak canımızı doldurmak için bir süre durup dua ediyoruz. Ya şimdi o kadar düşman dedik, boss dedik, yani bunlar bize saldıracak dedik, aman o oradan fışkıracak da bu buradan çekiçle vurmaya çalışacak, o oradan mızrak saplamaya çalışacak. Biz bunları nasıl yeneceğiz? Şimdi şöyle ki oyun boyunca karşınıza daha önceden sayısı belirlenmiş olan materyaller çıkacak. Kullandığınız ruhları geliştirmenizi sağlayacak Furious Blight, Stagnant Blight olabileceği gibi çok nadir bulunan ve Umbral Knight'ı geliştirmemizi sağlayacak Ancient Soul da olabiliyor. Ancient Soul denilen şey, yani antik ruh denilen şey, antik ruhları geliştirmek için kullanabiliyor ve bizim aslında oyun boyunca tanıştığımız tek antik ruh Umbral Knight. Umbral Knight'ı geliştirmemizi sağlayacak ruhu da çok nadir olarak bulabiliyoruz ve oyunda sadece 5 tane var. Tabi sadece ruhları güçlendirmekle bu işin altından kalkamayabilirsiniz. Çok normal. Yani hani bizim nerede bizim can arttırmamız diyeceksiniz. Tabii ki can arttırma eşyalarımız bulunacak. Etrafta tılsım parçaları olacak. Yani yem olacak, tılsımlar olacak ve tılsım parçaları olacak. Taktığınız relik sayısını arttırmanızı sağlayacak relik yuvaları da olacak ama ilk önce bir reliklerden bahsedelim. Relikler farklı özel etkileri bulunan, böyle ne bileyim taktığında bir tanesi gelen hasarı azaltıyor. Ya da taktığında bir tanesi suyun altında daha hızlı hareket etmeni sağlıyor. Taktığında bir tanesi gaz bulutlarına etkilenmeden geçebilmeni sağlıyor gibi. Farklı farklı özellikleri var ama bu tabii ki özelliklerinin güçlülüğüne göre istediği relik yuvası sayısını da arttırıyor. Dua ettiğimizde doldurduğumuz canı arttıran şimdi Rahibenin Dileği isimli item'a gelelim. Priestess Wish. Doldurduğunuz can miktarını arttıracaklar. Şimdi gelelim bölüm dizaynına. Bölüm dizaynı. Yani bölüm dizaynı birazcık sıkıntılı iş. Harita. Harita çok kötü. Harita çok kötü. Hayatım boyunca gördüğüm galiba en kötü harita olabilir. Yani bütün Metroidvania oyunlarında harita olur. Ender Lilies'de haritayı sanki bana vermişler, ben çizmişim gibi haritayı. Hani bir dikdörtgen içindesiniz sadece ve o dikdörtgen içinde belki yarım saatiniz, bir saatiniz geçiyor ve siz o dikdörtgen içinde nereye ilerlediğinizi bulamıyorsunuz, bilemiyorsunuz. Başka bir dikdörtgene geçmediğiniz sürece ya da kareye hiç fark etmez. Ya kısaca harita küçük küçük kutucukların birbirine birleştirilmesiyle oluşturulmuş böyle saçma sapan bir şey. Harita gerçekten çok rezalet. Ama yani mükemmel oyun diye bir şey yoktur. Hadi biz bunu böyle kabul edelim. Şimdi büyük haritaya sahip bir oyun. Her ne kadar haritayı yermiş olsam da haritamız epeyce büyük ve içinde farklı bölgeler barındırıyor. Bu bölgeler oraya ait ve size saldıran Blighted denilen lanetli ruhlarla dolu. Tahmin edebileceğiniz gibi düşmanların sayısı ve gücü siz hikaye ilerledikçe artacak. Yeni düşman türleri ortaya çıkacak. Sizi öldürmek için ellerinden geleni yapacaklar. Tabii ki arındırdığınız düşmanlarınız siz karşılığında size de tecrübe puanı, yani Blight gelecek. Bu sayede seviye atlayacaksınız. Seviye atladığınızda ise olan şey aslında çok basit. Sadece canınız birazcık artacak ve verdiğiniz hasar bir miktar artacak. Dolayısıyla oyunda 100 seviye olması, oha biz bunu satlayacağız dedirtmesin size. Hızlıca atlayabiliyorsunuz, hiç merak etmeyin. Bunun dışında haritada birazcık dikkatli bakarsınız, hani o yerdiğim harita varsa bir sürü toplanabilir var. Arada bir haritayı böyle geri dönüp hop başa dönüp kolaçan etmekte bir fayda var. Şimdi gelelim sanat dizaynına. Sanat dizaynı diğer oyunlara bakınca aslında birazcık farklı. Çünkü bir oyunda stilize görsellik olabilir. Yani bir sembolü, stilize görselliğin ne olduğunu kısaca anlatayım. Bir sembolü, mesela bu bardağı bu şekilde çizebilirsin. Var olduğu gibi çizebilirsin. Buna gerçekçilik denir. Ama bu bardağı sadece bir kutu olarak, şöyle bir kutu olarak çizersen bu stilize olmuş olur. Kısaca böyle anlatayım stilize görselliği.
Bu oyunda stilize görsellik tam olarak yok. Var ama tam olarak yok. Gerçekçi görsellik de var ama tam olarak yok. Ne tam olarak gerçekçi görselliğe odaklı, ne de tam olarak stilize görselliğe odaklı. İkisinden de yeri geldikçe görüyoruz. Kimisi bu görselliği sever, kimisi sevmez ama yani bana kalırsa böyle nispeten yeni olan bir tarzı işlemeye cesaret etmeleri gerçekten saygı duyulacak bir şey ve bence bunu gayet iyi işlemişler. Yani çünkü farklı olan bir şeyi iyi işlemek çok kolay bir şey değil. Özellikle bu iş görsellikse, çünkü görsellikte çizmen gerektiği şey için farklı çizmek ve doğru çizmek o kadar kolay bir şey değil. Şimdi tabii müzikler var. Müziklere gelecek olursak müzikler çok başarılı. Neden diyeceksin? Müzik başarılı çünkü oradaki atmosferi hissettiriyor sana. Orada olduğunu hissettiriyor. Ortamda ne yaşanıyorsa sadece müzik ile yaşananı anlatabiliyor oyun size. İstediğini en iyi şekilde almanız için fazlasıyla önemli. Oyunun size vermek istediği şeyi en iyi şekilde alabilmeniz için çok önemli bu. Tek bir kötü kısmı var. Müzikleri uzun süre dinledikten sonra sinir bozucu hale geliyorlar. Hani bir bölümde uzun süre takılırsın ve ne yapsan etsen geçemezsin. Hay lanet olsun müziğine sokayım dersin. Böyle oyun mu olur dersin. Ben bir alfa oyuncuyum ve bu bölgeyi tek seferde geçeceğim ve bu bölgedeki müzikten sıkılmayacağım diyorsanız o zaman sıkıntı yok. Seçim sizin. Şimdi inceleme kısmımız bu noktada bitiyor tabii ki. Şimdi benim sevdiğim ve sevmediğim yönlerine gelelim. Ve buna göre tabii ki biraz bir puanlama yapmam gerekecek. Sevdiğim yönleri zaten yer yer inceleme kısmında da anlattım. O yüzden sevmediklerim daha detaylı olacak bir şekilde sevdiğim yönlerden başlayalım ilk önce. Şimdi oyunun artıları. Hikayesi derin ve ilgi çekici. Bu bir artı. Müzikleri ortamı çok iyi yansıtıyor ve estetik olarak da güzel. Farklı ruhlar sayesinde o farklı oynanışlar sunuyor. Etrafa dağılmış hikaye notları haritada kendini küçük ama tatmin edici detaylarıyla gösteriyor. Yani hikayeyi sizin etraftan toplamanız gerekiyor. Size bir hikaye vermesini istiyorsanız etraftaki bütün notları toplayıp baştan okursanız hikayeyi anlayacaksınızdır zaten. Ki hikayeyle ilgili bir video daha çekmeyi düşünüyorum. O kısma sonra geleceğiz. Boss savaşlarının hepsi birbirinden farklı. Yani bir boss savaşında gördüğüm şeyi ben bir diğer boss savaşında çok aynısını görmedim. Benzerini gördüm ama aynısını görmedim. Dolayısıyla boss savaşları benden artı puanı alıyor. Şimdi görsellikten bahsedecek olursak, görsellik kişiden kişiye değişebilir çünkü ya ben bu görselliği açıkçası sevdim. Bir yandan yenilikçi, bir yandan da bana göre başarılı. Yani birazcık peri masalını andırıyor. Ama bir yandan da gerçekçiliği var. Ya benim hoşuma gitti açıkçası. Yani hikayenin birden fazla sonu var. Ve bu sonları ya bunu bir artı özellik olarak saymamın tek sebebi de bir sonu yaptıktan sonra da oyunun tekrar baştan başlamana ve tekrardan oynamana gerek yok. Bir sonu zaten sırayla görülebilmesi için tasarlamışlar. A sonu, B sonu ve C sonu var oyunda. 3 tane farklı son var. Ve bu üç farklı sonun hepsini ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Tek bir oynanışta. Neden? Çünkü ona göre dizayn etmişler. Artı puan. Yan karakterlerin hikayelerine değer verilmiş ve detaylıca anlatılmış. İşi boş karakterler değiller. Yani gerçekten bir karakterin öldüğünü gördüğünde üzülüyorsun. Sen onunla savaşırken ben bu karakterle ya savaşmak istemiyorum dedirtiyor oyun sana. Ben bunu niye yapmak zorundayım dedirtiyor. Ya da bir karakter yerine üzülebiliyorsun. Bu çok önemli bir özellik çünkü oyunu sizin içinize işletmiş olduğunu kanıtlar bu. Artı. Şimdi gelelim eksilere. Harita tasarımı anlaşılmaz, yetersiz, kendini çok belli ediyor. Kocaman alanı arıyor olabilirsiniz ama haritada tek gördüğünüz şey kocaman bir dikdörtgen. Neredeyim? Gideceğim yer haritanın neresinde hiçbir ipucu veya bilgi yok. Oynarken kafayı yedirtir. Eksi. Oyunun zorluğu iyi ayarlanmamış.
oyunda ilerledikçe karşınızdaki düşmanlar da güçleniyor. Bu normal bir şey. Tamam, eyvallah. Bu normal. Ama oyuna başladığın halinde 3 vuruşta ölüyorsan bitirirken de aynı yerde 3 vuruşta ölmemen lazım ya. Ya sanki düşmanlar canınızın yüzde canını götürmeye odaklanmış gibi. Yani 100 canın varsa da %30'unu götürüyor, 500 canın varsa da %30'unu götürüyor. Ya bu zorluk ayarlama değil, bu çok yanlış. Her neyse. Sonuç olarak Ender Lee's'in oldukça kişi tarafından beğenisi toplanmış ve bağımsız bir oyun olarak neredeyse zirveye oynayacak kadar başarılı bir oyun olduğunu unutmamak gerekiyor. Umarım daha çok bu şekilde kaliteli bağımsız yapımlar görmeye devam ederiz. Çünkü böylece evlerin gerçekten daha çok kişiye ulaşması ve daha çok kişi tarafından ilgi görmesi lazım.